sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Hı. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz e, ee, şeyi? O soracağım soruyu. Biraz sizin takdirinizi yapmış, seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm, bir daha göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir söylüyorsun. söylemiyorum. İlber Ortaylı gibi beni buraya. Hayır, bir gördüm, bir şey değil. Polonya'da da ayrısı oldu, yok. Hayır. Abi ben televizyondan seyrediyorum adamlar da duyuyor. adam Fransızca biliyor. Yani o şeyi enteresan. Afgan çalıştım Afgan toprakçı adam. Ha, <laughs> bu seyretmiş. Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Valla vermem vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6? Yoksa 5 mi? Yok canım ne bileyim ben ne alacağım. Elif'e ekmek parası şimdi boşver. Ne <laughs> <laughs> <Öyle> puan verilirdi <laughs> Valla ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. E, Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştı. Evet, o çok yerine rast geldi. E, çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla her yani. hafta program yapıyoruz. Evet, Orada kere... seni de çok sevdiğimiz için evet. kulakları çınlattık. E, hemen görünce de çok sorayım. Çok dedim. isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor. Televizyondan gördüğümde bir tanıması lazım beni. Ondan sonra yap. Zevkli. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili e, özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili ile ilgili çok fazla sorular var. Hı -hı. E, Vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum hazır buraya çıkmışken benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir Şeyi nasıl e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşleri nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz en çok onu merak ediyoruz demiş yok bu filmin devamı olmaz ben istemem devamı falan olmaz <laughs> yok devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyledim <laughs> <laughs> adamı çitileyip bıraktık orada ya <laughs> mümkün değil yani <laughs> Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha oradan da daha duygusal hüzünlü bir yerlere yalnızlık gibi temalar üzerine filmler işler yapıyorlar. Ee, Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle nostaljişiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliğiyle ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louise Defoe'nu ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. Mesela diyebilirsin ki sinemada değil de ben bir komik bir kabere yapayım. Sahnede yapayım. Yani komedyenler çok lezzetli kuşlar. Yani o, o kuşun susmaması lazım. Ben vallahi içimden geleni yapıyorum. Bilmiyorum ki sonra ne olacak. Yani şu an için bunu hissediyorum. Yaptım. Eee Oyuncular mesela oyuncu seçimi, ya sanki orada. Yani de... yaşımızı aldık, ağırlaşalım falan öyle bir şey yok. Ya. Ama dediğim gibi yaşımı aldım o zaman gerçekten çok istediğim şeyleri öne çekeyim diye. Çünkü benim cep telefonumda notlar kısmında aklıma gelen film düşünceleri var. Bunları ben not ediyorum. Şimdi orada birikmiş bir şeyler var. İşte onların içinden gerçekten yapmam yapmayı çok istediğim şeyleri, projeleri öne çekim kafasındayım.